Sevgili dinleyenler, zaman gerçekten çabuk geçiyor. Şöyle önüme baktığımda, notlarıma bir göz attığımda, Sinan'ı kaybetmemizin üzerinden 5 yıl geçmiş. 30 Ekim 2015'te bu son derece önemli Türk boksörünü kaybediyoruz. Ve daha dün gibi tam 5 yıl geçmiş arada. Daha gerilere gidecek olursak, şöyle Sinan'la ilgili size bazı bilgiler vermek isterim. Hayatıyla ilgili, başarılarıyla ilgili. Çünkü kendisi Türk boksunun sadece olimpiyatta ödül almamış çok önemli bir bireyidir. Gerçekten büyük bir şampiyondur. Dünya şampiyonluğu vardır. Gençlerde dünya şampiyonluğu, büyüklerde dünya şampiyonluğu, profesyonelde kıtalar arası şampiyonlukları vardır. Ve lakabı da Boğaz'ın Boğası. Kim takmışsa gerçekten güzel bir lakaptır bu. Boğaz'ın Boğası Sinan Şamil Sam. Sinan Şamil Sam nerelidir? Sinan Şamil Sam Kars asıllı bir boksörümüzdür. Fakat Almanya'da doğar Sinan Şamil Sam. 24 Haziran 1974 Frankfurt doğduğu şehrin adıdır. Daha sonra Türkiye'ye gelirler. Türkiye'ye geldiği zaman ben de o sıralarda Boks Federasyonu as başkanıyım. İyi bir ağır siklet kazandığımızı düşünürüz. Ve derhal kendisine bütün yolları açarız. Nitekim 1992 yılında gençlerde dünya şampiyonu olur. Bakın çok önemli bu. Gençlerde dünya şampiyonu olur diyoruz ama o esnada da 9 defa da daha önce Türkiye şampiyonluğunu kazanıyor. Yani 9 defa derken tabii ki 92'den önce değil. Türkiye şampiyonluğu aslında gençler Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu. 1993'te yine bir vize Avrupa şampiyonluğu vardır. Ve 1995'te dünya ikinciliği elde eder. 1999 ise son derece önemlidir. Büyüklerde Chicago'da amatör boks dünya şampiyonu olmayı başarır. Bu gerçekten son derece önemli bir başarıdır. Sadece Ramazan Pariani, Gürcü asıllı Müslüman boksörü transfer etmiştik. Ben de 2001'de Dublin'de o maçları anlatıyordum. Bir dünya şampiyonluğu unvanını da Ramazan Pariani elde etmiştir. Onu da burada hemen sözlerimin arasına sıkıştırmak isterim. Ve sözlerimin arasına sıkıştırmak isterim dediğim anla 12 Ekim Büyükler Amatör Boks Dünya Şampiyonluğu'ndan sonra 15 Nisan 2000 tarihinde profesyonelliği seçer. Almanya'ya gider ve 12 Ekim 2002'de Polonyalı rakibi Przemyslaw Saleta karşı Avrupa şampiyonluğu için ringe çıkar. Ve 7. raundda Polonyalı son derece güçlü ve tecrübeli rakibini nakavt eder. İşte o nakavt galibiyetinden sonra Sinan Şamil'in önü açılır. Boğaz'ın Boğası lakabı o esnada kendisine takılır. Takıldıktan sonra da çok önemli müsabakalarla hayatını geçirir. Hayatında 35 maç yapar, 31'ini kazanır, 16'sını ise nakavtla elde eder. Şimdi diğer önemli başarılarını da sizlere anlatacağım. İki kere altın kemer korur. Yani dünya kıtalar arası şampiyonlukta altın kemerini korur. Bunlardan ilki tane Williams'e karşıdır. Ve maçı 6. raundda teknik nakavtla alır. İkinci müsabakada ise Julius Francis'la dövüşür. Ve bu maçı da 7. raundda gene nakavtla kazanır. 14 Şubat 2004 tarihinde 14 Şubat 2014 tarihinde Stuttgart'ta ringe çıkan Sinan Şamil Sam, Arnavut asıllı Alman vatandaşı Luan Krasny'e sayıyla yenilerek altın kemeri teslim eder. 20 Kasım 2004'te Güney Almanya'nın Kempten şehrinde Rus boksör Denis Baktov'a karşı ringe çıkar ve Baktov'u 10. raundda nakavta yenerek WBC klasmanında dünya kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonluğu unvanının sahibi olur. Bu işte amatörlükteki dünya şampiyonluğu ve kıtalar arası dünya şampiyonluğu ona bir başka yol, bir başka yön verir ama dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu bir türlü elde edemez. Ve
Şubat 2005'te Berlin WBC Dünya Kıtaları Arası'nda ünvan maçında Lawrence Kleybe'yi sayıyla yenerek galibiyete kavuşur. 11 Haziran 2005'te Kemp'ten WBC Dünya Kıtaları Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonası ünvan maçında Ugandalı Peter Okello'yu sayıyla yener ve 2006'da ki bu hayatında internette yoktur ve nedense bu yazı bu müsabaka alınmamıştır. 29 Temmuz 2006'da İtalyan Sol Montana'yı mağlup eder. Uzun bir müsabakadır. Çok başarılı bir galibiyettir. Birçok müsabakalar olduğu gibi bunu da ben anlatmıştım. Hatta eşimle birlikte gitmiştik. ZDF, o benim heyecanlı anlatışımı ZDF televizyonu Almanların jenerik olarak vermişti. Sinan'ın, Sinan Şamil Sam'la tabii uzun yıllar birlikte olduk. Son derece samimiydik. Sinan boksan önce kickboksa başlamıştı. Ve daha sonra ben de Tarık Solak'la birlikte profesyonel maçları anlatarak Türkiye'de kickboksu patlatmıştım. Sinan enteresan bir çocuktu. Yani böyle ufak şeylerden alınır. Enteresan, yani sanki hakkı yeniyormuş gibi olur. Bir gün Show TV'den çıkarken kapıda bir baktım, Sinan arıyor beni. Almanya'dan arıyor. Hayırdır Sinan dedim. Biliyor musun abi ben neredeyim dedi. Neredesin dedim. Şu an dedi, dağdan indim dedi. Seni arıyorum dedi. Dağda ne yapıyorsun dedim. İşte bilmem maçım var dedi. Canım çıktı yoruldum ettim dedi. Dedim neden arıyorsun. Sana dedi sistemim var dedi. Sen Türkiye'de sevilen adamsın. Lafı dinlenen adamın. Neden dedim. Neden dedi böyle kickboksun peşinde gidiyorsun. Kickboksa bu kadar ilgi gösteriyorsun. Baktım hoşlanmadı. Yani sanki sadece kendine sahip olunmasını isteyen bir tip. Dedim ki Sinancığım, kickboksa bir büyük olay ve sen de ilk defa kickboksa başladın. Bunu da biliyorsun. Yani böyle alıngan tavırları vardı. Bir de spor sağlığına pek dikkat etmezdi. O bakımdan karaciğer alarmı vermeye başlamıştı. Nitekim o karaciğer sıkıntısı nedeniyle 2010 Aralık'ta yetmezlikten dolayı yoğun bakıma alındı. 14 Ocak 2011'de taburcu oldu. Fakat 24 Ekim 2015 itibariyle böbrek yetmezliği de baş gösterdi. Yoğun bakıma alındı ve 30 Ekim 2015 tarihinde değerli kardeşimizi kaybettik. Kendisini rahmetle anarken bir de anımı anlatmak istiyorum. 2000'li yılların işte başlarında Avustralya'da iki oğlum benim orada üniversitede okurdu. Ziyarete gitmiştik onları. Bir gün Wollongong'dan Sydney'e trenle geliyordum. Bir saatlik yoldu bu. Birden telefon çaldı. Baktım TGRT'den arıyorlar. Orhan abi diye işte hoşbeş ettik. Nasılsın şöyle böyle. Abi dedi cuma günü dedi Sinan Şamil'in maçı var dedi. Seni nereden aldıralım dedi. Ben başladım gülmeye. Oğlum dedim şu an dedim ben dünyanın öbür ucunda Avustralya'dayım dedim. Wollongong'dan Sydney'e gidiyorum dedim. Çocuk öyle bir şaşırdı ki 15-20 saniye falan durdu. Böyle buz tuttu çocuğu. Bir süre dedi ki Orhan abi ben size tekrar döneceğim dedi. Sonra tekrar döndü. Döndükten sonra biz dedi senin çoktan biletini aldık. Şimdi bugün günlerden dedi çarşamba yarın senin dedi uçağın var perşembe geliyorsun. Cuma günü de bizim Sinan Şamil'in maçını anlatıyorsun dedi. Ben de peki evlat dedim. Aynen uyguladım. Ve perşembe günü bindikten sonra cuma sabahı İstanbul'da oldum. Uykusuz yarı uykulu tabii. Ve daha sonra gece yarısı sabaha karşı, cuma gece yarısı sabaha karşı Sinan'ın galibiyetini anlattım. Pazar günü vatan sevgisini bir kez daha içime çektikten sonra pazartesi günü tekrar Avustralya'ya döndüm. Evet, anılar, 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 yıllar, yıllar gelip geçiyor. Evet sevgili dinleyenler, Sinan Şamil ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılıyorum. Hoşça kalın.